Bir varmış bir yokmuş, yeraltı ile yerüstünün birbirinden gizlendiği, gökyüzünün uçsuz maviliğiyle her ikisini sarıp sarmaladığı zamanlarda yaşarmış Şahmeran. Hikayesi insanlığın en büyük utancıymış, yılanların, maranların şahı diye bilinirmiş ama o doğadaki tüm canlıların bilgisine sahipmiş. Bilgisinin gücüyle çok kudretli ve güçlüymüş ama bu gücünü kimsenin kötülüğüne kullanmaz, kimseyi tehdit etmezmiş. Binlerce yıl yaşındaymış ve hakikatin yolundaymış Şahmeran. Yaşadığı süre içinde defalarca insanın ihanetine uğramış. O yüzden en çok insanlardan kaçarmış. Onların bencil arzularını iyi bilir. Bu sebeple bilgisini onlardan gizlermiş. Fakat Şahmeran insanlık aleminden çok da uzak değilmiş. Çünkü yarı insan, yarı yılan görünümündeymiş. Ne tam insan ne tam yılanmış. Belden yukarısı büyüleyici güzellikte bir kadınmış. Başında taç gibi boynuzları görkemli bir şekilde parlıyormuş. Belden aşağısı parlak pullarıyla tam bir yılan görünümündeymiş. Güzel bilgi ve hikmet sahibiymiş yılanların taptığı Şahmeran. Şahmeran hem insanlardan sürekli kaçarmış hem de onları özlermiş. Tam bir yılan olmadığı için yılanların arasında da kendini yalnız hissediyormuş. Arada bir dertleşmek, insani duygularını insanoğluyla paylaşmak istiyormuş. Gel gelelim, bin yıllar boyunca insandan sadece ihanetin binbir yüzü olduğunu gördüğü için yine de insanlardan uzak durmaya çalışırmış. O güne kadar her insan ona bencilce yaklaşmış. Onun arkadaşlığından çok onun bilgisini elde etmeye çalışmışlar. Ve insan için bilgi güç demekmiş. İnsanoğlu biliyormuş ki Şahmeran'ın etinin suyu, bilgeliğin, belki de ölümsüzlüğün yolunu açacak tek çaredir. Eğer insan ona dokunmazsa kıyamete kadar yaşayabilirmiş Şahmeran. İşte o eski zamanların birinde üç genç ormanda avlanmaya çıkmışlar. İşlerinden Cansap adındaki gencin ayağı taşa takılmış ve bir kuyuya düşmüş. Gözü karanlığa alıştığında kuyunun bal deposu olduğunu görmüş. Arkadaşlarına bunu söyleyince arkadaşları hemen koşup evlerine kovaları almışlar. Cansap'tan balı doldurup yukarıya göndermesini istemişler. Bal bitince Cansap'ı kuyudan çıkaramıyormuş gibi yapıp balı paylaşmamak için onu kuyuda bırakıp gitmişler. Köylerine döndüklerinde Cansap'tan hiç söz etmemişler. Soranlara onu hiç görmediklerini söylemişler. Kuyuda bırakılan Cansap ölmemiş. Bir süre sonra kulağına sesler gelmeye başlamış. Bir de bakmış ki bu sesler kuyunun duvarındaki bir delikten geliyor. Hemen eliyle deliği büyütmeye çalışmış. Deliği büyüttüğünde açtığı yerden kuyunun içerisine bir sürü yılan girmiş ve Cansap'ın iki kolundan sarılarak onu deliğin öbür tarafına geçirmişler. Cansap'ın gözleri kararmış ve hep beraber düşmeye başlamışlar. Uzun süre düştükten sonra yumuşacık bir inişle adeta bir cennet bahçesine konmuşlar. Her yan binbir çeşit meyve ağaçları, kuşlar ve çiçeklerle doluymuş. Cansap bu manzara karşısında büyülenmiş. Bir an için bu güzellikten gözlerini ayırınca çevresindeki yılanları fark etmiş. Boğa, engerek, kobra, çıngıraklı, kara yılan, her çeşitten binlerce yılan çevresini sarmış. Üstelik bu yılanlar onun dilini konuşuyorlarmış. İşlerinden biri, şimdi bekle, seni Şahmeran'ın huzuruna çıkaracağız. İnsanlardan o kadar büyük zararlar gördük ki yerin 7 kat altına saklanmak zorunda kaldık. Burayı öğrenmeni hiç istemezdik ama oldu bir kere. Artık bizimle kalacaksın demiş. Şahmeran'ın güzelliği karşısında Cansap'ın gözleri kamaşmış. Şahmeran'ın kalbi de Cansap'ı görünce hızla atmaya başlamış. Şahmeran bin yıllık yaşamında ilk kez böyle bir duyguya kapılmış. Sanki daha önceki bin yıllık yaşamı silinmiş. Cansap'la göz göze gelmişler. Cansap özür dileyerek başlamış sözlerine. Arkadaşlarının balı alarak onu kuyuda bıraktıklarını, köyünü, annesini şimdiden özlediğini anlatmış. Olmaz demiş Şahmeran. Bir daha insanlara güvenmeyeceğime dair yeminim var yılanlara. Sakın ısrar etme, burada bizimle kalacaksın demiş Şahmeran son sözünde. Cansap'ın ısrarları fayda etmemiş, yalvarmaları işe yaramamış. Şahmeran ihanetlerle, kaçmakla geçen yaşam öyküsünü anlatmaya başlamış Cansap'a.
Her gün bir parçasını öğrenmiş genç adam. Hikayeleri dinlerken ne köyünü ne arkadaşlarını anımsamamış. Öykü ilerledikçe Cansap daha da meraklanmış. Sadece Şahmeran'ın değil, insanlığın bin yıllık tarihini öğrenmiş Şahmeran'dan. Gün gelmiş, Şahmeran'ın hikayesi sona ermiş. Hikaye bitince Cansap'ın merakı da sona ermiş. İnsan merakı tükenince yüzünü başka yöne çevirir, bilmediği başka meraklar peşinde koşarmış. Zamanla merakın yerine sıkıntılar, özlemler almış ve bir gün Şahmeran'ın karşısına çıkmış Cansap. ''Ben artık gitmek istiyorum ey bilge Şahmeran, sana minnettarım. Bana çok şey öğrettin, sayende her şeye başka bir gözle bakıyorum. Ama içimdeki özlem dayanılmaz oldu, burada duramam, yapamam, insanları özlüyorum ben.'' demiş. ''Olmaz.'' demiş Şahmeran, ''yeminim var, sana güvenemem.'' Böylece günler günleri kovalamış. Günler geçtikçe Cansap sararıp solmaya başlamış. Ağzını açıp tek kelime etmez olmuş. O sustukça Şahmeran derin üzüntülere düşmüş. Evet demiş Şahmeran kendi kendine. Yarı insan değil miyim? İnsanlığımın zayıf noktası çıktı karşıma. Aşk ölümü nedir bu topraklarda? Şah olsun, bilgi olsun kâr etmez. Yanına çağırmış Cansap'ı ve şunları söylemiş. ''Sakın bu sefer yemin etme, yemininden dönmeni istemem. Çünkü biliyorum ki elinde sonunda bana ihanet edeceksin. İhanet zayıf noktada yeşerecek. Yanımda kalmadığına göre, o hayatı özlediğine göre bu böyle olacak. Ama senden istediğim bir şey var Cansap, beni iyi dinle. Sözlerime iyi kulak ver, biliyorum. Gitmene izin verirsem sen de bana ihanet edeceksin ve yerimi diğer insanlara söyleyeceksin. Yerimi söylemesen de zayıflığının kurbanı olacaksın ve bir an beni attığın tehlikeyi göremeyeceksin. Ancak bu topraklarda aşklar ölümü nedir? Seni çok sevdiğimden dolayı üzülmene dayanamıyorum. Bu sebeple gitmene izin veriyorum. Bana bir söz vermeni istiyorum. Ne sebeple olursa olsun başka insanlarla beraber aynı suya girme. Sadece dediğimi yap. Burada uzun süredir bizimlesin ve bizim gibi sayılırsın artık. Bu sözünü tut. Bunları söyledikten sonra Şahmeran gözden kaybolmuş. Yılanlar Cansap'ı sırtlayıp kuyunun ağzına kadar taşımışlar. Cansap'sa sözünü tutabilmek için kendi köyüne uğramadan uzaklara bir başka köye gidip orada kendi halinde bir marangoz olarak yaşamaya başlamış. Ne çok söz söylemiş ne de çok söz dinlemiş. Cansap'ın yaşadığı ülkenin padişahı bir gün amansız bir hastalığın pençesine düşmüş. Ülkenin bütün hekimleri gelmiş ama padişahın hastalığına çare bulamamışlar. Bu işe en çok da vezir sevinmiş. Vezir her seferinde padişaha hastalığının tek çaresinin Şahmeran'da olduğunu söylüyormuş. Vezirin en büyük arzusu Şahmeran'ı bulmakmış. Şahmeran'ı bulup onun etinin suyunu içerek sonsuz bilgeliğe kavuşmak ve böylece ölümsüzlük ağacını bulup meyvesinden yemek ve ölümsüz olmakmış tek amacı. Nice zaman padişaha yalvardıysa da Şahmeran'ı arayıp bulmak için padişahtan bir türlü izin alamamış vezir. Padişah Şahmeran'ın lanetine inanıyormuş çünkü. Gel gelelim padişah yataklara düşünce vezir son kozunu oynamaya karar vermiş. Hünkârım, hangi hekim geldiyse aynı şeyi söylüyor. İlacınızı bilse Şahmeran bilir diyorlar. Derman Şahmeran'da, izin verin Şahmeran'ı bulup getireyim demiş. Onun etinden bir parça yemesinin hastalığının dermanı olacağını padişahın kafasına sokmuş. O zaman da padişah Şahmeran'ın bir an önce bulunmasını emretmiş. Bilge bir adam bütün insanların gruplar halinde hamamlara ve nehirlere sokulmasını tavsiye etmiş. Böylece Şahmeran'ın yerini bilen varsa onu bulabileceklerini söylemiş. Vezir de ülkedeki herkesi hamamlara sokmaya başlamış. Askerler Cansap'ın yaşadığı köye de gelmişler ve herkesi toplayarak büyük bir hamama götürmüşler. Cansap Şahmeran'a verdiği sözü hatırlayarak önce gitmek istememiş. Ancak askerler onu zorla içeri sokmuşlar. Cansap hamama girdikten sonra herkesin gözünün üzerine dikildiğini fark etmiş. Kendisine bakınca bütün vücudunun yılanlarınki gibi pullarla kaplandığını fark etmiş. Askerler hemen Cansap'ı yakalayarak vezirin huzuruna getirmişler. Cansap haftalarca süren işkencelerde ağzını açıp
tek kelime söylememiş. Vezir onun öleceğinden korktuğu için işkenceyi sona erdirmiş ve kurnazca bir plan uygulamaya başlamış. Apar topar Cansap'ın hücresine dalmış ve ne yaptılar sana böyle evladım? Benim bundan haberim yok, acımasızlığım bu kadarı da olmaz, hepsinin kellesini vuracağım. Hadi gel seni saraya götüreyim, iyileşene kadar misafirim ol demiş. Vezir Cansap'ı sarayda adeta kuş sütüyle beslemiş ve etrafında dört dönmüş. Cansap kendine gelince vezir omuzları çökük bir halde Cansap'ın yanına oturmuş ve ''İnan bana bizim Şahmeran'a çok büyük saygımız var ama başımızda öyle bir tehlike var ki çok fena, çaresiz kaldık. Halkın içinde bir salgın geziyor. Bu hastalık vebadan beter. Eğer önlem alınmazsa tüm insanlığa yayılacak ve bir süre sonra tek bir insan bile sağ kalmayacak.'' Ve daha neler uydurmuş. Bunları dinledikçe Cansap'ın şaşkınlığı artmış. Vezir son olarak demiş ki, biz Şahmeran'ı istemiyoruz, sadece var git yanına. De ki, senden başka danışacak kimsemiz kalmadı. Bu hastalığın ilacı hangi bitkide gizli, bize söyleyin. Cansap evine dönmüş, geceler boyu uykusuz kalıp düşünmüş, taşınmış ve sonunda bir şafak vakti yola çıkmış. Kuyunun yanına vardığında vezirin askerleri yakalamışlar Cansap'ı. Meğer Cansap takip altındaymış uzun süredir. Hemen saraya götürüp orada bekletmişler Cansap'ı. Beklerken ölüp ölüp dirilmiş ama son pişmanlık fayda etmezmiş. Şahmeran'ı altın bir tepside getirmişler. Başı gururlu ve dimdikmiş Şahmeran'ın. Cansap'tan başka kimseye bakmıyormuş. Bir süre sessizlik olmuş ve sonra Şahmeran dile gelmiş. Ben sana bu topraklarda aşk ölümü nedir demiştim ve zayıf olan ölümü hak eder. Benim zayıflığım sana aşık olmamdır. Sen bana, ben de yılanlara ihanet etmiş oldum böylece. Başımın suyu zehirlidir. Bilgi kuyruğumdadır. Ceza istiyorsan zehrimi iç. Bu sözlerden sonra Şahmeran oracıkta kesilmiş. İki ayrı kazan kaynamış. Sihir kazanını ve bilgi kazanı. Vezir Şahmeran'ın sözlerini dinleyerek kuyruk suyunu aceleyle dikmiş başını. Cansap ise ölümden başka bir şey düşünmediğinden zehir dolu tası içmiş. Vezir hemen yıkılmış, vücudun her yerinden kanlar fışkırmaya başlamış. Cansap'a hiçbir şey olmamış. Cansap içindeki yangının azar azar söndüğünü hissetmiş ve yavaşça çıkmış gitmiş saraydan. Şahmeran son anda yaptığı planla bütün bilgisinin sevdiğine geçmesini sağlamış. Ancak Cansap sevdiğini kaybetmenin acısına dayanamayarak kendisini dışarı atmış ve dağ bayır ülke ülke dolaşmaya başlamış. O günden sonra da Lokman Hekim efsanesi almış başını yürümüş. Şahmeran'ın bilgisine sahip olan Cansap o topraklarda yoksul halkın arasında Lokman Hekim olarak yaşamaya başlamış.